Usura d'oro. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi diyelim ki şehirler arası otobüs. Bir yerden bir yere gideceğiz. 10 saatlik, 20 saatlik bir yolculuk veya uçak yolculuğu. Biniyoruz. Kaptan gideceği yeri biliyordur diye itimat ediyoruz. Ya da pilot gideceği yeri biliyordur diye ona itimat ediyoruz. Biz vuruyoruz kafayı, uyuyoruz. Ona güveniyoruz. Yani kaptana güveniyoruz. Kaptan evet işinin ehli. Gideceği yeri de biliyor. Yolları da şaşırmaz. Dolayısıyla bizim varacağımız yere bizi götürür. Veya işte turist rehberleri var. Adama itimat ediyoruz. O oraları biliyordur diye. Bize yol gösteriyor, gezdiriyor her yeri, anlatıyor falan. Dünyalık işlerde bile böyleyken, ahiret yolculuğunda bizim bir rehbere ihtiyacımız yok mu? Olması gerekmez mi? Şimdi siz bunları şey yaparken, sizi dinlerken gayri ihtiyari, daha önce bir yerde okumuştum. Vaktiyle Osmanlı döneminde, mesela Osmanlılar fethettikleri yerlerde, işte havra olsun, ondan sonra kilise olsun, diğer putperestlerin ibadethanelerine dokunmadılar. Hatta serbest bıraktılar. Zaten İslamiyet öyle emrediyor. Şimdi bir yerde bir kilise müntesibi kalmamış ama oraya papaz tayin ediyorlar. İşte bir papaz gelmiş, yolu yordan bilmiyor. Köyün içerisinden geçen bakmış, orada çocuklar oynuyor. Çocuklar demişler, ben demiş kiliseyi arıyorum falan. Bir çocuk böyle uyanık bir çocuk aklı başında. Demiş papaz amca gel sana göstereyim demiş. Götürmüş kiliseyi göstermiş buna. Babasının hoşuna gitmiş çocuk. Bakmış akıllı şey çocuk. Sen demiş arada sırada kiliseye gel demiş. Ben sana demiş cennetin yolunu göstereyim. Çocuk zekiymiş. Demiş papaz amca sen kilisenin yolunu bilmiyorsun ki cennetin yolunu nasıl bulacaksın? Nasıl bulacaksın demiş. Sen de kilisenin yolunu bilmiyorsun ki cennetin yolunu nasıl bulacaksın? Şimdi kitaplarda bir şey var. Tarihi inceleyecek olursak insanların önlerinde Allah-u Teala'nın gönderdiği bir rehber olmadan kendi başlarına gittiklerinde hep yanlış yollara saptıklarını görürüz. Kesin net bir ifade bu. Yani. Hakikaten başlangıçtan itibaren bak bir rehber yoksa mutlaka yanlış yola gider. Niye? Şimdi efendim akıl var. Akıl esas. Ya akıl esas da arkadaşı eşit yaratılmamış. Eğer eşit yaratılsaydı niye insanlar aynı şekilde devlet kurtarır, başbakanı, cumhurbaşkanı bir tane oluyor falan. Herkes başbakanı, herkes cumhurbaşkanı olur değil mi? Geçinip giderler. Herkes vali olur değil mi? Geçinip giderler dostum. Herkes eşitse, Cenab-ı Hak eşit yaratmamış. Hatta bir hadis-i şerif var. Allah-u Teala her kulunu bir iş yapacak şekilde yaratmıştır. Bazımızın mesela bazılarının en mahareti kuvvetlidir. Beceriklidir. Benim mesela yazım falan öyle, işte kendi yazım bile zor okurum. Onun için ortaokul lisede resim dersinde zorlanırdım ben, tamam mı? El becerim yok. Ama hattatlar var, bir şey yazıyor falan. Bir de manzara resimleri çizenler var. Bazen böyle belgesellerde gösteriyorlar. Oturuyor adam. Ya bir, ne diyor, tuval mı diyorlar ona? Tuval. Oturuyor, fırçayla bir şey. Sonra bakıyorsun, çok güzel bir manzara. Ben otursam o manzara şey yapmaya kalsam acayip garip bir şey olur. Beceremiyorum bunu. Hattatlar var mesela. Eline alıyor, diyor. Kur'an-ı Kerim yazıyorlar mesela. Mesela duvar ustalar var. Tıkır 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 dizi veriyor. Eğrisi büyürüsü olmuş. Şöyle gözüyle bakıyor bitiyor. Aşçılar var mesela. Soruyorsun mesela ne kadar işte şöyle göz kararı bitti. Yani, onun eli artık kendinde melek terazi olmuş. Evet. Ya ben bilemiyorum onu. Ben beceremiyorum onu. Az mı olur çok mu olur ben bilemiyorum. Bazılarının hafızası çok kuvvetli olur. Bazılarının aynı şekilde ezberi kabiliyeti fazladır. Bazılarının aynı şekilde zeka kabiliyeti, sürat-i intikal kabiliyeti fazladır. Allah Teala hepimizi farklı farklı yaratmış. Şimdi mesela İmam-ı Azam İbn Hanife Hazretleri, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmet bin Hanbel Hazretleri. Allah Teala bunları da bize Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam bildirdiklerini ve Allah Teala kendi bildirdiğini bizim anlayacağımız şekilde bunlar oturmuşlar, tasnif etmişler, bölümlere ayırmışlar, ibadet, muamelat kısımlarına ayırmışlar ve hükümleri bildirmişler.
Allah Teala doktorlar yaratmış, onlar da hastalıklar arıyor. Ondan sonra eczacılar yaratmış, onlar ilaçları temin ediyor. Yani herkes bir iş için yaratılmış. Yani bir kimse kalkıp da ben hepsini her şeyi yaparım diyemez. Olmaz o. Olmaz o. Ben mesela babaannem ben hatırlıyorum. Temiz, saf bir kadıncağızdı. Onun ablası vardı. Ve dört kız kardeşti derdi. En küçüğü babaannemmiş falan. Ya şimdi ablasının bir şey açardı. Hamur mu? Hamur açardı. Ya yırtık olmazdı. Tülbent gibi olur. Tülbent gibi. Yani şey yapsan karşıdan görürdü. Ama babaannem öyle beceremiyordu. Analar babalar aynı bunu. Ya şunun için söyledim. Yani ana baba ayrı, o aynı olduğu halde evlatların kabiliyetleri, kapasiteleri, cibilliyetleri farklı oluyor. Ya yaratan böyle yaratmış. Doğru. Yaratan böyle yaratmış. Dolayısıyla şimdi efendim hepimizin aklı da, zekası da, kabiliyeti, kapasitesi de farklı. Yaratan böyle yarattığı için daha insanlığın başında Allah Teala rehber göndermiş. Adem Aleyhisselam yaratmış. Evlatların hepsine rehberdi, peygamberdi. Ve Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a gelinceye kadar Allah-u Teala kullarını boş bırakmamış. 124 binden fazla rehber göndermiş, peygamber göndermiş. O peygamberlerin vefatının hemen akabinde bakıyorsun bunlar. Ha işte bu peygamber böyle demek istedi falan filan patır kütür kayıyorlar. Mesela İdris Aleyhisselam zamanında onun şeriatında resim yapılıyor, şey yapılıyor falan. İdris Aleyhisselam hayatta olduğu için o resimlere tapınan matmanı olmuyor. İdris Aleyhisselam'ın göğe çıkarıldıktan sonra işte resmini yapmışlar. Önce hani hasret gidermek için. Sonra bazıları gelmiş ya demiş bu böyle hasret gidermek için bunun önünde eğilmek gerekir. Öbürsü diyor ki secde etmek gerekir. Aha putperestlik olmuş. Tapmaya başlamışlar. Rehber, aynı şekilde rehber gitmiş. İsa Aleyhisselam mesela ben Allah-u Teala'nın peygamberiyim, kuluyum. Allah-u Teala beni babasız yarattı buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor bu. Ama Hristiyanlar aynı şekilde tutuyorlar. O diyor oğul. Haşa. Onu ışık oluyor. Tanrı yapıyorlar. Uydurdular yani. Evet. İsa Aleyhisselam öyle şey bildirmedi. Yahudiler de Uzeyr Aleyhisselam Allah-u Teala'nın haşa oğludur diyorlar. Yani Allah-u Teala oğul edinmekten de mesela Kur'an-ı Kerim'de İhlas Suresi'nde bildiriliyor. Doğmadı, doğrulmadı. Öyle bir durumda söz konusu değil. Yani insanlar başlarında rehber olmayınca sapıtıyorlar. Peki efendim rehber sapıksa o zaman da arkadaşım sen de otur. Hele şimdi ahir zamandayız. Mesela bizim gibi televizyonda bir sürü programlar var. Radyolarda program var. Gazetelerde var. Sosyal medyada var. Efendim bu böyle söylüyor, bu böyle söylüyor. İyi de arkadaş aynı şekilde onun söylemesi, bunun söylemesi benim söylemem değil ölçü. Ya nakit esas mıdır? Yani kimden bahsediyor? Nereden anlatıyor? Bu bir. İkincisi ben bunu bilemiyorum. Ya bilemiyorsan sen de Allah-u Teala'nın bir kulusun. Al abdest. İki rekat namaz kıl. Arkasına da elini aç. On sonra de ki ya Rabbi ben ahir zamanda geldim. Altyapım yok. Dinini bilmiyorum. Ama ben sana doğru olarak iman etmek ve sana doğru olarak ibadet etmek istiyorum. Bunu samimi olarak. Ben senin samimi olup olmadığını ben bilemem. Ben senin kalbini bilemem. Sen de benimkini bilemezsin. Ben seni kandırırım. Sen de beni kandırırsın. Ama ne sen ne ben birbirimizi kandıramayız. Allah-u Teala'yı kandıramayız. Birbirimizi kandırırız. Hiçbirimiz Allah-u Teala'yı kandıramayız. Sen samimiysen Allah-u Teala doğru olarak iman etmek ve Allah-u Teala doğru olarak ibadet etmek istiyorsan Mustafa Bey vallahi de billahi de tallahi de o kimsenin önüne doğru insan, doğru kitap, doğru rehber çıkartır ya. Rabbimiz böyle Erhamir Rahim'indir. Yani merhametlerin en merhametlisidir. Sen kalkıp da ama efendim ben rehberimi bulamadım. İşte sarıklı, sakallı, cübbeli. Onun sonra seni tokatlıyor. Kravatlı, akademik kariyerli. Seni dinden uzaklaştırıyor. Tamam mı? Ama işte din adamı. Ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ta kendi zamanında bir gün mescitte buyuruyor ki bu kürsülerden bir gün gelecek insanları cehenneme çağıracaklar. Sahabe-i kiram hayret ediyorlar. Neden anlatacak? Kur'an'dan buyuruyor. Adam açıyor Kur'an-ı Kerim'i. Veyahut da okuyor ayet-i kerimeyi. Kendi anladığı ve yorumunu sanki Allah-u Teala buyurmuş gibi anlatıp duruyor. Ve ayet-i kerimeyi öyle aynı şekilde acayip acayip manalar veriyor ki bir zamanlar bu Kahire'de Kahire müftüsü oluyordu. Muhammed Abduk denen bir mason bir herif var. Sarıklı, sakallı, cübbeli bir herif. Tamam mı? Mason. Bu adam Elem Tele suresindeki ebabil kuşlarını çiçek hastalığı diye anlatıyor. Tamam mı? Şimdi böyle Türkiye'de de var. Onun peşinden giden aynı şekilde zındıklar var. Öpeceğim olamaz mı falan. Olamaz tabii. Allah-u Teala aciz mi ki
Öyle kuş yaratamaz mı? O kuşlarla gönderemez mi? Çiçek hastalığını yaratan onu yaratamaz mı? Hiç. Yani bu şeyde söyleyeyim, Hristiyanların aynı şekilde putperestlikten girip de aynı şekilde İsa Aleyhisselam'ın dinini bozdukları gibi yapmışlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hastalanınca Eshab-ı Kiram çok ağladılar. İşte anladılar yani sekerat-ı mevt halinde olunca. Geldiler de ki ya Resulallah sen çok hassasın. Olabilir ki Allah-u Teala seni huzuruna çağıracaktır ve bizden ayrılacaksın. O zaman biz sensiz ne yaparız? Elinizde müracaat ettiğiniz Kur'an-ı Kerim var. Peki diyorlar Kur'an-ı Kerim'de bulamazsak. Çünkü her aradığında bulamazsak. O zaman diyor benim bildirdiğim. Size bildirdiklerime bakın. Hadis-i şeriflere bakın. Peki diyor. O zaman orada da bulamazsak ne olur? Allah-u Teala her kuluna şahsi bir rehber vermiştir. Bu rehber aklı selim ve vicdanın bulunduğu kalptir. Bak aklı selim. Aklı selim herkeste bulunmaz. Aklı selim peygamberlerde ve onların varislerinde bulunur. Dolayısıyla efendim ben de işte falan değil. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ölçü bildiriyor. Yani onların kalbi temizdi Eshab-ı Kiram'ın. Ve aklı selim sahibiydi. Evet. Onlardan birisine tabi olacaksın. Ve tabi'in onlara tabi oldular. Tebe-i tabi'in de tabi'ine tabi oldular. Sonraki ehl-i sünnet alimleri yani o yolu takip edenlere tabi olarak geldiler. İmam-ı Azam-ı Hanife, İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmet, Hanbel Hazretleri Allah-u Teala yarattığı aklı selim sahibi rehberlerdir. E sen şimdi diyorsun ki ben Kur'an'dan her şeyi çıkartırım. Ha çıkarttın olsun dinsizliğe geldi yani. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de her şey bildirilmiyor. Her şey bildirilmiyor. Muaz bin Cebel radıyallahu anh hazretleri Peygamber Efendimiz daha hayattayken bir yere gönderiyor. Ne ilham edeceksin diyor. Ya Resulallah Kur'an-ı Kerim'e bakacağım. Orada bulamazsam sizden işittiklerim, sizin yaptıklarınıza bakacağım. Peki orada da göremezsen. O zaman bu ikisinin bildirmiş olduğu ortak hükme göre kalbime gelene bakacağım. İçtihat yani. Ve Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki sözün Allah-u Teala'nın ve benim aynı şekilde rızama uygun düştü buyuruyorlar. Dolayısıyla rehber olmadan denizde yol alınmadığı gibi rehber olmadan da cennete gidilemez. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir kimse bir ağaç diker, ağaç meyve verene kadar onu koruyup bakarsa, bu ağaçtan dökülen her meyve, Allah indinde o kimse için bir sadaka olur. Bir ağaçtan insanlar, hayvanlar veya kuşlar istifade ederse, o ağacı diken için bir sadaka olur. İslamiyet olmasa, herkes kendi istediğini yapsa, ortalık karışır, düzen bozulur. Neticesi fesat olan hal zuhur eder. Güçlü olanlar, başkasının canına ve malına saldırıp, hem kendini hem de onları felakete sürükler. Ahkâm-ı İslamiye ile mükellef olan dil, bütün organlar ve kalptir. Diğer latifeler mükellef değildir. İslamiyete uygun olan riyazet ve mücahede, nefs-i emmareyi tahrip eder. İslamiyete uygun olmayan riyazetler ve mücahedeler, hor ve hakirdirler, faydası yoktur. Eğer birkaçının faydası olur ise de, yalnız dünyada fayda hasıl eder. Az bir faydası vardır. İslamiyetin emriyle olan, bayramın birinci günü yiyip içmek, İslamiyete uymaksızın, senelerce oruç tutmaktan daha faydalıdır.
Müslümanlara yapılması emrolunan şeyler dört kısımdır. Farz, vacip, sünnet, nafile. Allahü Teala'nın açık olarak bildirdiği emirlerine farz denir. Açık olmayıp zannederek anlaşılan emirlerine vacip denir. Farz veya vacip olmayıp Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem kendiliğinden emrettiği veya yaptığı ibadetlere sünnet denir. Bunları devamlı yaparak nadiren terk etmiş ve terk edenlere bir şey dememiş ise sünnet-i hüda veya müekket sünnet denir. Bunlar İslam dininin şiarıdır. Yani bu dine mahsusturlar. Başka dinlerde yokturlar. Vacipleri terk edeni görünce terk etmesine mani olurdu. Kendisi ara sıra terk etmiş ise sünnet-i gayri müekkede denir. Müekket sünneti özürsüz olarak devamlı terk etmek mekruh olur. Küçük günah olur. Allahü Teala bütün ibadetlere sevap vereceğini vaad etti, söz verdi. Fakat ibadete sevap verilmesi için niyet etmek lazımdır. Niyet emre itaat ve Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için yaptığını kalbinden geçirmek demektir. Bu üç kısım ibadeti belli zamanlarda yapmaya eda etmek denir. Zamanında yapmayıp zaman geçtikten sonra yapmaya kaza etmek denir. Eda veya kaza ettikten sonra kendiliğinden tekrar yapmaya nafile ibadet denir. Farzları ve vacipleri nafile olarak yapmak müekket sünnetleri yapmaktan daha çok sevap olur. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ibadet olarak değil de adet olarak devamlı yaptığı şeylere sünnet-i zevait denir. Elbiseleri, oturması, kalkması, iyi şeyleri yapmaya sağdan başlaması böyledir. Bunları yapanlara da sevap verilir. Bunlara sevap verilmesi için niyet etmek lazım değildir. Niyet edilirse sevapları çoğalır. Zevait sünnetleri ve nafile ibadetleri terk etmek mekruh olmaz. Nasuhi Üsküdari Hazretleri. Bir önceki bölümümüzde İstanbul'da doğup büyüyen Nasuhi Üsküdari Hazretlerini anlatmaya bu bölümümüzde de devam ediyoruz. Nasuhi Üsküdari Hazretleri doğup büyüdüğü ve manevi olarak yükselip hem alim olduğu hem de evliyalık mertebesine ulaştığı İstanbul'dan hocasının emriyle ayrılır. Ali Atvel Hazretleri ona Mudurnu'yu mekan olarak gösterir. Çünkü orada Nasuhi Üsküdari Hazretleri gibi büyüklere ihtiyaç vardır. O her emrini tereddütsüz ve acabasız kabul ettiği hocasının bereketiyle insanlara İslamiyeti, itikadı ve amel bilgilerini anlatır. Sohbetlerine katılanlar bu bilgilerin yanında kalplerinin aşk ile dolduğunu hissederler. Onun sohbetine bir kere gidenler müdavime olur bu lezzetin. Mudurnu bir zaman sonra bir başka Mudurnu olur. Dile kolay. Tam 11 yıl boyunca Nasuhi Üsküdari Hazretleri Mudurnu'yu irşad eder. Ve 11 yıl sonra hocasının emriyle tekrar Yeditepeli şehrin yolları görünür büyük veliye. Hocasının emri üzerine Çakırcı Hasan Paşa ve Süleyman Paşa camilerinde insanların kalbine hitap eden pek tesirli nasihatlerde bulunur büyük veli. Bu vaazları neticesinde nice karanlık yollara girenleri çekip doğru yola getirir. Nasuhi Hazretlerinin pek çok kerameti görülmüştür. Bunlardan biri de şöyledir. Bir gün Nasuhi Hazretleri her şeyini borçlu olduğu hocasıyla gezerlerken, şimdi Doğancılar diye anılan ve dergâhının bulunduğu yere gelirler. Hocası pek bir hislenip Nasuhi Hazretlerine şöyle der. İnşallah
burası senin gayretinle mamur bir hale gelir ve kıyamete kadar Nasuhi dergahı diye anılır. Hocasının bu emrini hatrından hiç çıkarmayan Nasuhi Hazretleri daha sonra onun işaret buyurduğu yere bir dergah yaptırmak için yoğun bir çaba içine girer. Dergah inşaatı başlamıştır. Hayır sahibi bir paşa bu dergahın inşası için yardım eder. Bu yardımlarda bulunan paşanın başka bir göreve tayiniyle dergah inşası durma noktasına gelir. Neyse ki Nasuhi Hazretleri 5 kese altın borçlanarak dergahın inşaatını bitirir. Bir sonraki bölümde hayatını anlatmaya devam edeceğimiz büyük evliya Nasuhi Üsküdari Hazretleri buyurdu ki: Allahu Teala'nın evliyasına karşı gelmeyin. Düşmanlık yapmayın. Çünkü evliyaya düşmanlık yapanın hasmı Allahu Teala'dır. Bidat sahiplerinden, mezhepsizlerden ve eshab-ı kirama düşmanlık edenlerden uzak durunuz. Çünkü 73 fırka içinden kurtulduğu müjdelenen tek fırka, Resulullah'ın ve eshabının yolunda olan ehl-i sünnet vel cemaat fırkasıdır. İnsanların üstünleri, meleklerin üstünlerinden yüksektir. İnsanların en aşağıları da bütün mahlukatın en aşağısıdır. O halde Cenab-ı Hakk'a sığınmalı ve O'nun rızasına kavuşturacak sebepleri O'ndan yalvararak istemelidir. Guslün farzları Hanefi'de 3, Maliki'de 5, Şafii'de 2, Hanbeli'de 1'dir. Hanefi'de 1. Bir kere ağzına su vermek. Dişlerin arasını ve diş çukurunun içini ıslatmak farzdır. Hanefi mezhebinde olan kimse, zaruret olmadan diş dolduramaz ve kaplatamaz. Takma diş yaptırır ve gusül abdesti alırken bunları çıkarıp altını yıkar. Zaruret olursa dolgu veya kaplama yaptırması caiz olur. Fakat gusül ve abdest alırken ve namaza dururken Şafii veya Maliki mezhebini taklit ediyorum diye niyet etmesi lazımdır. 2. Bir kere burnuna su vermek. 3. Bir kere cemî bedenini yıkamaktır. Bedenin ıslatmasında haraç olmayan yerlerini yıkamak farzdır. Bedenin bir yeri zaruri olan, yani insanın yapmadığı, yaratılışta bulunan bir sebeple ıslatılmazsa, affolur, gusl sahih olur. Dürrül Muhtar'da diyor ki, dişler arasında veya diş çukurunda kalan yemek, guslün sahih olmasına mani olmaz. Fetva böyledir. Çünkü bunların altı ıslanır. Kalan şey katı ise mani olur denildi. Kalan şey ağızda ezilerek katılaşmışsa, suyu sızdırmayacağı için gusl sahih olmaz. Merakül Felah'ın Tahtavi haşiyesinde diyor ki, diş çukurunda veya dişleri arasında yemek artığı kalmışsa, gusl sahih olur. Çünkü su akıcı olduğu için her yere sızar. Artıklar çiğnenerek sertleşmişse, gusle mani olur. Fethül Kadir'de de böyle yazılıdır. Ağrıyan, çürüyen dişini çıkararak, takma protez veya damaklı diş yaptırmak istemeyip de, dolgu veya kaplama yani kron yaptıran bir Hanefi, gusl abdesti alırken Şafii veya Maliki mezhebini taklit eder. Çünkü bu iki mezhepte gusl abdesti alırken ağız ve burnu yıkamak farz değildir. Başka mezhebi taklit etmek, mezhep değiştirmek demek değildir. Taklit eden bir Hanefi, Hanefi mezhebinden çıkmış değildir. Yalnız o ibadetin, o mezhepteki farzlarına ve müfsitlerine tabi olur. Vaciplerde, mekruhlarında ve sünnetlerinde kendi mezhebine tabi olur.
Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere İstanbul Sirkeci'de Gülhane Parkı'nın giriş kapılarının karşısında bulunan tarihi Zeynep Sultan Camii'nin duvarlarına bitişik bir çeşmeyle sonradan gece kondu demek uygun olmayacak ama sonradan kondu bir sebili anlatarak oradan da caminin içerisine geçmek istiyorum. Bu arkamda bulunan tarihi çeşme caminin yapıldığı senelerde veya ondan biraz daha önce belki yapılmış olabilir. Üzerindeki tarih 1748'i gösteriyor. Efendim, caminin yapılış tarihinden biraz daha farklı bir tarihte yapılmış bu çeşme. Tabii üzerindeki yazıların bir kısmı kaybolmuş, bulunamıyor. Çeşme zaten terk edilmiş bir halde. Bir de üstelik zaman içerisinde bu çeşmeler mermerler boyanmış ne hikmetse. Sonra da temizlemişler, temizleyememişler. Burada Türk turizminin böyle makas noktası, santral noktası olan Gülhane'nin, Topkapı Sarayı'nın, Ayasofya'nın, ziyaretçilerinin tam geçit noktasında böyle bir çeşmenin olması herhalde ilgililerimiz tarafından da arzu edilmez. Edilmediğini de biliyorum. Belki dikkatten kaçmış olabilir bu konu. Ben burada acizane arz ediyorum. Fazla masrafa girmeden evvel emirde bu hemen çeşmenin taşlarının güzel bir şekilde temizleyerek hiç mevsim beklemeden bir an önce hayata geçirilmesi çok iyi olur. Bizler de buna emeğe geçeceklere şimdiden peşinen dualarımızı da gönderiyoruz. Bakın avans veriyoruz efendim. Duada da avans veriyoruz. Ne yapalım? Yeter ki memleketimize hizmet olsun. Bu çeşmenin üzerindeki motifler, oymalar, kabartmalar artık Osmanlı'nın mimarisindeki 1750'li yılların özelliklerini taşıyor. Biraz daha böyle Avrupa'yı motifler kokuyor. Baroka doğru bir gidiş var sanki. Niye onları örnek almışız? Mimar Sinan'ın taş işlemelerinin suyu mu çıktı? Tahir Ağa'nın işlemelerinin yani bir kusuru, bir kabahati mi vardı? Bilemiyoruz. Hemen yanında güzel bir sebil var efendim. Sol tarafta çeşmeye bitişik. Bugün yine kendi hizmetini yapıyor sebil. Yani insanlara, susayanlara su veriyor. Bizler de biraz önce oradan su aldık, içtik. Ama Osmanlı döneminde buradaki sular böyle efendim parayla pulla satılan şeyler değildi. Susadım diyen geliyordu, bir tas su alıyordu, tası içiyordu. Sebiller 3, 4, 5 bölümlü olabilir. Mesela 3. Ahmet Han'ın yani Zeynep Sultan'ın babasının yaptırdığı 3. Ahmet Çeşmesi Topkapı Sarayı'nın girişinde bir abide eser olarak durmaktadır. Dünyanın gözbebeğidir, sadece Türkiye'nin gözbebeği değil. Turistler gördükleri zaman o güzelliklere hayran kalıyorlar. Onun dört köşesinde sebiller vardır. Bu sebillerden insanlar aynı anda 15'er kişi su alır. 5 tane tas deliği var. 15'er kişi su alır. 60 kişiye bir anda orası su verebiliyordu. Burası ise 21 tane tas deliği var. 3 yüzlü yapılmış. Her birinde de 7 tane tas alıp verme şebekesinin alt tarafında ayak kısmında yerler bırakılmış. Efendim bu sebil daha önce esas yaptıranı bunun banisi Hamidi Evvel ismiyle andığımız 1. Abdülhamid Han'dır. Türbesini bundan önceki programlarda sizlere anlatmaya çalıştık oradaki eserleri. Hemen türbesinin önünde imaret vardı. Bugünkü 4. Vakıf Han turistik otel haline dönüştürülmüştür ama temeli 4. Vakıf Han'dır. 4. Vakıf Han'ın yapılmaya başladığı sıralarda meydana açmak, o yapıya biraz daha arsa kazandırmak için maalesef onun söküm kararını almış Evkaf Nezareti, Osmanlı'nın Evkaf Nezareti İttihat Terakki zamanında kaldır diyorlardı, kaldırıyorlardı, yapıştır diyorlardı, yapıştır. Oradan kaldırmışlar, yapıştırın buraya demişler. İyi ki demişler, ya söküp atın deselerdi ne olurdu? Ya bunun taşlarını satın bir yere deseler ne olurdu? Evet, Sultanahmet Camii'nin hamamının bir zamanlar böyle vakıf eserlerin paraya dönüştürdüğü sıralarda satmaya kalkmışlar taban döşemesi mermerlerini efendim. Yani olacak şey değil. Dolayısıyla oradan sökülmüş, buraya getirilmiş, monte edilmiş. Ahşap saçaklıdır. Mermerleri çok güzel sanat işçiliği sergiler. Nadide bir sebildir. Her ne kadar
3. Ahmet Çeşmesi'ne yakın değilse de üzerindeki sanatın incelikleri yine de devrine göre fevkalade güzel yapılmış bir sebildir. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün bu sebilleri hayata geçirmek için çok önemli çalışmalar olduğunu biliyorum. Bazı yerlerde de bu vakıfları hayata geçirmişlerdir. Hatta oralarda böyle susamış insanlara su verme işlerini de hayratını da idare ediyorlar. Hatice Turhan Sultan Sebili ise zaten senelerdir ev tekstili üreticileri derneği, zannederim derneğin adını tam söyleyemezsem de yanlış olmasın, dernek ilgilileri bana sistem etmesinler. Bugün oranın senelerdir, ben bilirim 7-8 senedir her gün suyunu ikmal ederler. Suyu, bardağı, her şeyi istediğiniz kadar oradan suyu alırsınız, içersiniz. Kimse de ya arkadaş sen ne oluyor böyle 10 tane su içtin diyen yok. Sebilleri böyle hayata geçirirsek insanlar burada efendim sebilden bedava su içer. Öbür tarafta bir fırında aç olan birisi ekmek bulursa insanların kalbi çabuk yumuşar efendim. Birbirine bakarak yumuşar ve herkes bu sefer hayır etmede yarışır. Toplumda aç olanı, mutsuz olanı bitirmek de ancak böyle olur diye düşünüyorum. Bunları söyledikten sonra doğru Zeynep Sultan Camii'nin iki tane avlusu var. Bu kadar kritik bir yerde olduğu halde dış avlusu korunabilmiş. Dış avlusunun kapısı önüne gidiyorum. Orada da artık camiyle ilgili bilgiye vermeye çalışacağım. Zeynep Sultan Camii'nin dış avlusunun kapısı önündeyiz. Efendim buradan artık içeriye camiyi sizlere anlata anlata gideceğiz. Zeynep Sultan kimdir? Zeynep Sultan 3. Ahmet Han'ın kızıdır. Efendim 1769'da bu camiyi inşa ettirdi. Mehmet Tahir Ağa isimli kıymetli bir mimar bu caminin ve daha doğrusu külliye haline getirmiş o. Medrese ve Sıbyan Mektebi de koymuş. Mimarıdır. Baniyesi de demek ki Zeynep Sultan'dır. Bu mütevazı, sessiz bir camidir. Fazla gelen gideni nedense olmuyor. Halbuki çok merkezi bir yerde. Efendim son dönemlerde bazı tamiratlar geçirmiştir. En son 1883'te biraz da halkın yardımıyla tamiratlar yapılmıştır. Şimdi vakıflarımız maşallah böyle halkın yardımını fazla talep etmeden, hatta belki de hiç müracaat etmeden böyle bir şeye tarihi eserlerimizi gayet güzel, usulüne uygun olarak restore ettirmekte, bozulan yerleri varsa onları düzelttirmekte, bizim orijinal zannettiğimiz şeylerin orijinal olmadığını sonradan görüyoruz. Efendim böyle bir kesme taşla yapılmış sövesi var, iki taraflı ve tepesi kemerli. Onun üstünde de bir kitabe yeri var. Kitabesi bugünkü kullandığımız harflerle olmuş kitabedir. Osmanlıca harflerle olan kitabe var mıydı? Vardı. Kapının hem içinde hem dışında vardı. Nerede? Bilmiyoruz. Zaman gelmiş. Aman bunlar burada durmasın. Bunlar uygun değil diye kıranlar bile çıkmış böyle kitabeler efendim. Şimdi buradan geçelim caminin dış avlusuna. Oradan iç avluya geçerken de anlatacağımız bazı şeyler olacak efendim. Zeynep Sultan Camii dış avlusu ve ondan sonraki iç avlusu ve caminin ana mekanı kademeli bir araziye yapılmış. Böyle basamak basamak yükseliyor. Bir iki basamak çıkıyorsunuz dış avlu, bir iki basamak çıkıyorsunuz iç avlu. Sonra da cami devam ediyor. Hatta caminin arka tarafında orada daha sonraki programlarda göreceğimiz bir hazire daha var. Daha doğrusu 3 bölüm halinde hazireyi yapmışlar. Yani cami avlusundaki kabristanlara bilindiği gibi hazire deniyor. İşte bu hazire birinci kademedeki hazire. Arkamda 3 tane kabir taşı görünüyor. 3 mezarın kabir taşları görünüyor. Baş ve ayak taşları. Üzerlerini okuduk. Hepsi de 1223 yani 1808 miladi yılına tarih atılmış altlarına. Efendim en sağdaki baş taşında külah olan kabir Alemdar Mustafa Paşa Rahmetli'nin kabridir. Bu civarda vefat etti. Bir barut mahzeninde şehit oldu, anlatacağım hadisesini. Diğer ikisi de alim başlığı var baş taşları üzerinde. Yani ulemadan kimselerdi. Onlar da Kabakçı Mustafa isyanında efendim isyancıların şehit ettiği kimseler olma ihtimali çok kuvvetli.
ya Alemdar Mustafa Paşa'nın maiyetindeydi, aynı barut deposunda, barut mahzeninde patlama neticesi onlar da şehit oldu, onu bilemiyoruz. Çünkü mezar taşta sadece dua satırları var ve altında da kimin olduğu yazıyor, bir de ölüm tarihi yazıyor. Ötekinde hikayelerine ben doğrusu ulaşamadım. Alemdar Mustafa Paşa Tuna boylarında doğmuş, oralarda yaşamış ve Alemdar yani Bayraktar Mustafa Paşa da deniyor. Bayrağı taşırmış, boylu poslu bir adam olduğu için bulunduğu askeri mevkilerde buna bayrak taşıtırlarmış. Daha sonra idareci olmuş. Bazen sivil hayata dönmüş. Mesela burada yazıyor ki ziraat ve hayvan alım satımıyla da servet sahibi oldu diyor. Zenginliyor. Asker beslemeye başlıyor. Bir ara derebeyliğe başlıyor. Yani Balkanlardaki Tuna boylarındaki Osmanlı'nın idari sistemindeki bazı gedikler açılması sebebiyle disiplin zafiyeti peyda olunca mecburen ortaya derebeyleri çıkıyor ki çeksin çevirsin toplasın. Yani onu bunu soysun diye değil. Bunlardan Paspanoğlu, Tirsinklioğlu gibi kimseler de efendim böyle derebeyliğe başlıyorlar. Tirsinklioğlu tabii insanoğlu efendim, derebeyliğe başlayınca hep bıraktığınız yerde kalmıyor ki. Nefis şunu da al, bunu da al derken adalet sağlayayım, topluluk dağılmasın niyetiyle çıktığı yolda adaleti sağlamak bir tarafa zulmetmeye başlayabiliyor. Nefse bırakırsanız bu işi böyle olur. Yani idarecilikte bunlara dünyanın her yerinde çok sık rastlanmaktadır. 1807'lerde vezirlikle, vezir rütbesiyle Silistre valisi oldu. Silistre malum Tuna Nehri'nin kıyısında bir yerdir. 12 bin kişilik ordusu vardı efendim. 12 bin kişilik. Ve 1808'de 3. Selim Han'ın tahttan indirildiğini işitince ve yerine de 4. Mustafa Han'ın iclas edildiğini, yani tahta çıkarıldığını duyunca kalktı bu askeriyle beraber Davut Paşa sahrasına, Davut Paşa kışlasının kurulacağı yere diyelim. Çünkü Davut Paşa kışlası 2. Mahmut Han zamanında yapıldı oraya. Daha önce de vardı orada bazı düzenekler, Ota Hümayun vardı mesela. Ama kışlayı kurduran 2. Mahmut Han'dır. O da nedir? Yeniçeri Ocağı'nı söndürmeyi göze almış. Onlara yeni kuracağı askeri düzen için, yeni kuracağı birlikler için kışlalar inşasına başladı. Nasıl Selimiye kışlasını 3. Selim Han yaptırdı ise efendim 2. Mahmut Han da Davut Paşa kışlasını inşa ettirdi diye biliyoruz. Davut Paşa kışlasına gelince Alemdar Mustafa Paşa Sultan 4. Mustafa Han'a haber gönderdi. Padişahımızın elini öpmek, tebrik etmek istiyoruz diye. Şimdi 12 bin askerle tebrike gelen adama hayır sen nasıl gelirsin buraya, böyle şey olur mu diye, memleket bir kargaşadan yeri daha çıkamamış denir mi? El mahkum emri vaki karşısında olur dedi. Geldi dedi ki padişahım senin yerin burası değil. Ben 3. Selim Han'ımı iclas etmek istiyorum, tahta çıkarmak istiyorum. Hemen Bab-ı Saadet, Bab-ı Saade kapısından içeriye girip haremde onun kapatıldığı odadan onu çıkarmaya çalışırken 3. Selim Han'ı bir girdi ki oradan arz odasının önüne şehit edilmiş ve cenazesi uzatılmış. Gelip de haremi tarumar etmesin, ölüsünü görünce hiç olmazsa içerilerde başka bir şeyler yapmaya teşebbüs etmez diye Alemdar Mustafa Paşa'yı susturmak için yapmışlar meğer. Oturdu, ağladı, sarıldı. Onun öcünü almak için ahitler etti. Sonra da 2. Mahmut Han işte bazı güzel rastlantılarla beraber padişah olduktan sonra onu ilk sadrazamı yaptı. Efendim tarihler diyor ki cahil sadrazamdır, işte okul okumamış, mektep okumamış. Devletini bir gaileden kurtarmış mı bu adam? Evet, bu adam alim adamdır efendim. Sonra isyancılar Alemdar Mustafa Paşa'yı ortadan kaldırmak için 2. Mahmut Han'ın da bu yenilik taraftarı olduğunu bildiklerinden tekrar 4. Mustafa Han'ı iclas etmek, 2. Mahmut Han'ı da tahttan indirmek için çabalarlarken Alemdar Mustafa Paşa'yı 400 kadar muhafızıyla bir barut deposunda kıstırdılar. Daha doğrusu o barut deposuna sığındı. Tavanını delerek, kubbe tarafını delerek barut deposunun
efendim infilak ettirdiler. Bir rivayette kendi infilak ettirdi deniyor ama bilemeyiz artık savaşta böyle şeyler şehadete sebep olur mu olmaz mı? İşte rahmetli burada yatıyor. Zeynep Sultan Camii'nin dış avlusunda kaldık. Öbür iç avlusunu, camiyi ve Zeynep Sultan'ın rahmetli kabrini de inşallah sizlere bundan sonraki programda anlatacağız. Bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.